Herkese merhabalar. Arkadaşlar neredeyiz? Antalya'dayız. Antalya'da dünyaları yemeye geldim ve ne yapıyorum? Hemen çok güzel bir kahvaltıyla güne başlamak istiyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim bugün çünkü birçok yeri gezeceğiz. Hemen kahvaltıyla açılışı yapıyoruz, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Antalya'nın sembol isimlerinden bir tanesi börekçi Tevfik. Buraya mutlaka uğramalısın dediler. Ben de burayı pas geçmiyorum. Hemen içeri girelim. Evet arkadaşlar, Tevfik Usta'nın yanına geldik. Nasıl Tevfik Usta'cığım? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Herkes sizi söyledi. Buraya mutlaka gel dediler. Ben de senin yanına uğramadım. Geçmek istemedim. Evet, teşekkür ederim. Doğrudur. Kaç yıldır abi yapıyorsun bu işi? Vallahi 12 yaşından beri yapıyorum. 12 yaşından beri. Yaş kaç? 77. Maşallahın var. Bitiyor. Hala devam diyorsun. Eylül'de 78'e giriyoruz. Oo, maşallah diyelim. Şöyle dizmişsin, kıymalılar var, peynirliler var. Kıymalı ve peynirli. Başka yapmıyorsun değil mi? Başka İki yapıyoruz. Çeşit yapıyorsun tabii, böreği. Tabii. Ha, müşteri şöyle. Usta, yumurta getirsem kırar mısın? Kıymalıya yakışır. Ha. Kıymalı da daha güzel olur. İsteğe bağlı. İçine bir isteğe bağlı yumurta kırarız. Çok içine. Güzel. Muhteşem. O zaman biz abi yarım kıymalı, yarım peynirli alayım. Peynirli, lor peyniridir. Şekersiz de yenir. Şeker ekersek pudra şeker güzel olur yani öyle. Ha, güzel, tamam. Yani onu deneriz şimdi. Tamam, süper, muhteşem abi. O zaman hemen başlayalım. Ben hemen sizin börekleri yapıyorum. Tamam. O dibine sürdüğün ne oluyordu abi? O yağ, tereyağı, çiçek yağı karışık. Kıymalı, soğan, kıyma, maydanoz, karabiber. Önceden sen hazırlamışsın. Tabii. Merdaneyle açıyorsun onu. Açıyoruz biraz. Gerisi. Ne böreği olarak geçiyor abi bu? Serpme börek. Serpme börek olarak geçiyor. Evet. Katmer gibi hamuru böyle ip incecik açıyorsun değil mi? İp incecik açıyoruz. Zemine böyle vura vura onu incecik haline getirdin. Sabura. Çıtır çıtır olacak o zaman. Olacak tabii. Fırında bir de güzel pişirdin mi lokum gibi olur. Önemli olan abim inceliğe bakın. Dar gibi oluyor arkadaşlar. Evet. Arka taraf gözüküyor. Aynen öyle. Kenarlarını katladın sen onu. Kendine yol verdin. Evet. Kıymamızı koyuyoruz. Şimdi kıymalar devreye giriyor. Hemen orta yere şöyle kıymasından ekledin ve onların üzerini şöyle bir kapatıyorsun. Kapat, çok güzel, otantik. Tepsisine de ekledin. Kıymalı hazır. Şimdi peynirli de sıra. Şimdi sıra peynirlide. Nasıl, şehir dışından çok gelen oluyor mu? Çok. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Bu noktayı bence arkadaşlar sakın ama sakın kaçırmayın. Özellikle Antalya'ya geliyorsanız burayı atlamayın. Kahvaltıda da yersin, öğleye de yersin. Kaça kadar açıksın? Saat 7.30'da başlıyorsa öğleyin 1.30'a kadar. Öğlen 1.30'a kadar açık. 1.30'dan sonra kapanıyor değil mi tabii, burası? Tabii. Peynir geldi. Ne peyniri ustam bu? Lor. Lor peyniri kullanıyorsun. Bu tuzsuzdur. Tuz da yok bunda. Tuz yok. Onun için dedin ki üzerine en son pudra şeker ekleyip de şekerli niyetine de tüketebiliyorsun bunu. Yenir. Çok da güzel olur. Bu da hazır. Eline koluna sağlık. Pişirme işlemine geçeceğiz değil mi? Tamam, bunu böyle salem size. Tepsiye verildi. Fırına saldık. Bunu kapatıyorum. Kaç yıllık fırın ustam bu? Fırınım 1969. Fransız malı. 1969. Çatalla kapatıyorsun zaten. Çatal da 69. Ciddi misin? 1969 çatalda. Kaç dakikada pişer? Fırın aşağı yukarı 10 dakika. Evet, börekler pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır gözüküyor. Çok güzel gözüküyor Tevfik ustam. Bunların fiyatları nedir? Fiyatları tanesi 45 lira. Bir maalesef. Tanesi 45. Peynirli 45 de kıymalı da aynı. Hiçbir fark yok. Bizde 45 TL. Maalesef bu ekonomik krizden dolayı maalesef. Her şey pahalı olduğu için. Yani biz de rahatsızız aslında. Evet. Keşke daha ucuz olsa abi. Ama yapacak bir şey yok. Alt kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel gözüküyor. Şimdi dilimleme aşaması. Çıtır çıtır sesler eşliğinde. Peynirliler doğrandı. Tabaklama işlemi yapıldı. Aynı şekilde kıymalı da. Biz de bunun yanına bir çay alacağız ve bunu afiyetle tüketeceğiz. Eline koluna sağlık Tevfik ustam. Çok memnun oldum. Hem muhabbetin çok güzel hem de lezzetinde güzel gözüküyor. Teşekkür ettim. Sağ ol abim. Evet arkadaşlar, güne çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Şuna bakar mısınız ya? Muhteşem. Yanıma da çayımı aldım. Böyle tutuyorum bunu. Çıtır çıtır çok güzel. Şöyle kıymalıyı da gösterelim içine. Bunu da şöyle tek lokmada. Arkadaşlar ikisi de efsane. Şöyle çay da alalım. Antalya'da iki tane lezzet var arkadaşlar. Demirbaş iki tane lezzet var. Köfte, piyaz, bir de börek. Kime sorduysam farklı farklı isimler verdiler. Özellikle 3 tane köfteciye gitmeyi düşünüyorum. 2 tane de börekçiye gideceğim. Bu birincisiydi. İkincisini de zaten ilerleyen saatlerde tekrardan uğrayacağız. Tekrardan böreğin keyfini çıkaracağız. Nokta çok önemliydi. Burası tam benlik bir mekan zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün Antalya'yı doya doya her yeri gezeceğiz o zaman. Ne yapıyoruz? Şimdi kalkalım, şu bir mekana gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Tostçu İbo'ya geldik. Buranın da böyle mekan sahibi, böyle çok enerjik yine. Hemen girelim, bir tostunun tazımını yapalım. Evet, arkadaşlar içeriye girdik. Tostçu İbo'nun yanındayız. Nasılsın ustam, iyisin? İyi, Allah şükür abi, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Tostunu çok övdüler. Hakikaten muhabbetini daha çok övdüler. Abi ilk defa tostumu övüyorlar biliyor musun? İlk defa duydum. Yani yıllardır gelirler giderler. Hiç övmemişlerdi be abi. Ciddi misin? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yapayım sana bir tost abi? Sevinirim.
Abi kendi spesiyelimi yapayım mı abi? Sevinirim. Gerçek. Spesiyellere bayılırım hatta. Çünkü öbür tostları biliyorsunuz zaten. Karışık, kuruşuk, barışık. Hep aynı. Biz öyle kendi spesiyelimi yapayım abi. Tamam. Tamam abi. Abi müsaade et abi ya. Yanlış anlama da yer küçük zaten. Buyur abi. Orada önce sucuklarını saklamışsın sen. Evet. Saklandığı yerden çıkardın. Evet abi. Makinana böyle usul usul diziyorsun. Abi yanlış süper anlama. Bir mevzuyu da söyleyeyim de. Söyleyebilirsin. Ben artık çalamıyorum be abi. Neden? Çalacak malzeme kalmadı abi. Malzemeyi bitirdik abi. Eskiden vardı çalıyorduk. Şimdi artık çalamıyoruz. Abi sosis de atıyorum şimdi. Tamam süper tamam. Sosis evet. De giriyor devreye. İnce ince kesmişsin sen onları. Ben geceleri abi bunları yapıyorum zaten. İnce ince kesiyorum. Biraz da abartalım abi. Malzemeden çalmıyor musun sen? Boldan boldan ekledin onu. Çalınmış abi. Çalınmış abi, hali bu şekilde. Evet, şöyle kapatıyoruz abi. Tamam mı? Pişerken ekmeğimizi hazırlıyoruz. Şimdi ekmeği açtın. Evet abi. Bu ne? Özel bir salça mı herhalde? Abi bu bizim özel salçamız. Yanlış anlama. Sözünü veremiyoruz bunu. BİM'den aldığımız falan kimseye söylemiyoruz. BİM'den aldığını kimseye söylemiyorsun. Evet abi. Özelliği bol bol sulu olması. Oo. Oh, doldur oğlumu bu. Doldur. Gerçekten hani bunu kimse bilmez yani ustam. Özel sos diyorsunuz. Evet. Ve tabii bitti mi? Bitmedi. Özel baharatlarımızdan. Bunu da kimse ne olduğunu kekik bilmez. Kekik diyorsun. Sadece bizde abi özel bu. Abi öyle açık verme ya. Böyle. Kur biber. Abi lütfen ama abi her şeyi söylüyorsun sen de ya. Abi tamam. Bunlar bizim atadan kalma özel baharatlar. Özel baharatlar. Bir tek bende var abi. Tamam. Kekiğini ekledin, kimyonunu ekledin, pul biberini ekledin. Evet. Şimdi burada geldik buraya. Yumurta kırıyoruz abi. Yumurtalar girdi devreye diyorsun. Evet, yumurtalar da kendi çiftliğimizden organiktir abi. Organik diyorsun. Evet, çokun en organik ürünleridir yani. Çokun en organik ürünü. Benim abi. Bunları koyduktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi kaşarlar bizi kenarda yine bekliyor burada. Aynen. Abi. Kaşarın özel mi? Abi özel kaşarımız olmazsa olmaz yani yanlış anlama. Hayat bir kaşar olmuş zaten. Onun için kaşar önemli abi. Bunu doldurduktan sonra ne yapıyoruz? Bitti mi? Bitmedi diyorsun. Bitmedi. Devam ediyoruz. Abi, bitmedi. Şimdi abi. Önce arasına sosisleri ekledin ekmeğin. Üzerine hala devam ediyorsun abi, kaşarları döşemeye. Dur. Abi heyecandan çalamıyorum abi. Bir panik ya. Oldun. Panik oldum. Heyecanlandın. Abi çok mu gitti ya? Abi dur şunu da. Tamam. Evet abi şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu şekilde burada eritiyoruz. Tamam mı kaşarlar abi? Kaşarlar bir kendini bıraksın, salıversin. Abi elmalı tereyağımız. Ev yapımı mı bu? Bu bir abla yapıyor bunu abi. Özel bizim için yapıyor. Ben de gidiyorum şoktan hazır olarak alıyorum yani. O şekilde düşün. Yani her şeyimiz özel yani. Her şey özel diyorsun. Evet benim abi. Ne olacak? Yine arasına mı girecek abi, yoksa bu ayrı bir şekilde mi takılır? İşte abi bu anlatılmaz abi. Yaşanır mı yaşanır. Benim abim getir tencereyi bana abi. İbo olsam o zaman şunu sorayım. Bunu gördüm çok merak ettim. Evet. Dish box diyor abi. Bu ne? Abi yalnız yüzünü çevirelim de gülüyor. Bak farkındasın gülüyor yani. Evet gülüyor. Nedir abi bunun olayı ne? Abi bir arkadaşımız vardı bana söz vermişti. Dish box'a sponsor olacağım diye. Ben de bir hevesle dish box yaptım abi. Ne işe yarıyor bu dish box? Bir arkadaşımız var demiştim ya. Evet. Onun dişleri yok. Ona yardım ediyoruz abi. Öyle düşün yani. Yani yardımcı oluyoruz. Tamam yardım amaçlı yani. Dişlerini yaptırsın diye diyorsun. Evet, evet. Yalnız sağlam dolmuş yani. Evet. Doluyoruz. Bozuk para doluyor abi sadece. Öyle mi? Kağıt para yok içinde. Şu an atmıyorlar. Şimdi abi diyoruz abi. Çok az kaldı abi. Hazır mısın abi? Vallahi heyecandan öleceğim. Abimsin. Her şey özeldi. Abimsin. Heyecandan öleceğim ya. Abi. İşte tostunu burada yaptın. Evet. Şimdi ne giriyor devreye? Evet abi. Şimdi devreye abi çok değişik şeyler oluyor abi. Hazır mısınız abi? Orada farklı bir şey yapacağız. Evet tencereyi abi. Getirdi. Aynen benim ne abim. Ne abi ya? Tencerenin içine. Tencerenin içine yapıyoruz abi. Spesiyel dedik defa ya. Spesiyel, özel. Sana aynen. Özgü. Kimse yapmıyor mu? Abi sana yapıyorum bunları. Sana. İlk sana yapıyorum ben. Daha ne yapayım benim abim? Abi şimdi hazırladık. Bir saniye. Özel satırınla onları kestin. Aynen abi. Paramparça etti. Abi şimdi bunu ne yapıyoruz? Hareket şu. Tencerenin içine yerleştiriyoruz abi. Tencerenin içine yerleştirdin. Bayağı bildiğiniz tost şeklinde. Allah Allah. Okey mi abi? Süpersin. Okey. Daha bu bitmedi. Bir saniye. Şimdi abi ne yapıyoruz? Kenarlara domateslerimizi koyuyoruz. Özel sunum mu bu abi? Abi bu benim özel spesiyelim abi. Yanlış anlamayın yani. Okey mi abi buraya? Tamamdır kadar? Abi buraya kadar. Tamam. Şimdi abi bunu kapama yapacağım abi. Tamam mı? Abi dolma mı? Allah seni bildiğini versin. Hazır mısın abi? Hazırım abi. Abi bak senin için yapıyorum. Tamam. Sallı göreyim. Şu şarkıyı da söyleyeyim. Dan dedi dan dedi dan dan dan. Dan dedi. Allah! İşte bu abi ya.
Evet ustacığım, şimdi kenarlarımıza ne yapıyoruz? Turşular devreye giriyor kenara. Biberler de kenarda bizi bekleyecek. Aynen. Değil mi? Aynen. Ve tabak oldu 500 lira. Sunuma. Hayır abi, ne kadar biliyor musun abi? Tahmin edebilir miyim? Harbi. 50. 60. 50. 50 mi? 50 abi. Süper. Değmez bence ucuz abi. Ucuz. Abi misin? Öğrenciler indirim yok mu burada? Abi zaten indireceğim kadar. En sonunda kendimi indireceğim burada ustam. Gerçek. Tamam, nedir abi? Çok güzel. Bu abi. Süper. Afiyet eline olsun. Benim sağ olun. Teşekkür sağ ediyoruz. Benim abim. Biz hemen o zaman tadıma geçiyoruz. Tamamdır abim. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Bir de bir talihsizlik yaşadık. Mikrofonumuzun şarjı bitti bu arada. Ve ne yapıyorum? Şöyle bu güzel lezzetin bir tadını çıkaralım. Böyle tostumuzdan alalım. Böyle. Burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Böyle arka bahçesi var, görüyor musunuz bilmiyorum ama çok otantik bir yer. Kırgın tostçu İbo'nun enerjisi çok güzel, çok keyifli. Muhabbeti çok güzel. Bence buranın tostunu deneyin derim. Muhabbetini de etmeyi unutmayın sakın. Başka bir lezzete geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de Antalya'nın böyle sembol isimlerinden bir tanesi. Nereye geldik? Köfteci Cihat'a geldik. Hemen içeri girelim. Şovunu yapsın bize. Evet Cihat Usta'nın yanına geldik. Nasılsınız lan? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatay'dan geldiniz. Evet maşallah, aynen öyle. Antalya sıcak olabilir ama ben daha sıcağım. Dikkat edelim lütfen, dokanmayın, yanarım diyeceğim ama. Sarılan da bir hoşuna geçsin. Nasılsınız, süper, iyi misiniz? Valla enerjim yüksekti. Seni ama, görünce daha bir yukarılara çekti. Ürünü yedikten sonra daha da bir alevlenecek. Kafa yiyeceğiz diyorsun. Aynen öyle. Efendim neredeyiz? Antalya'da bir hikayemiz oluşan Aksu'dayız. Köfteci Cihat'tayız. Ben şahsen işletmeciyim. En çok çalışan bir işçiyim ha. Patron değilim ha. Süpersin abi, harikasın. Çaya bak, ayrana bak, piyaza bak. Sana önce piyaz mı yapayım? Abi piyazla başlayalım, hemen köfteye geçelim. Yumurtalar evet. Şöyle ince ince doğranıyor herhalde. Evet. Şurup burada gençleştiren, şifa olan böyle kalp damarlarını açan olayı koyuyorum. Şifa koy da bana. Ya. Koyuyorum. Of, hele hele hele. Dur, bitmedi. Açık daha koyalım. Siz geldiğinizde ya bol koyalım. Harikasın. Efendim maydanozumuzu koyalım. Olmazsa olmazı piyazın. Hemen yanına arkadaşı geldi. Şimdi esas isim sırrı bu. Kalbi açan ana zeytinyağı. Analığımın zeytinyağısı bu. Şifaya döküyorum. Şifa veriyorsun. Yemin ediyorum. Yedik sıra yiyesin gelecek. Hele hele bak. Görüntü benim. Yediyor bak, zaten. Bak akıttırayım bir de böyle. Analık yağısı. Battığımız yere kadar batalım diyoruz ama bol koymakla batmıyoruz efendim. Ne kadar mesela bu şekilde? Bu porsiyon ucuz ya. 40 lira. Para 40 değil. 40 lira. Ya. Süpersin. 40 lira. Tamam. Köfteyi de bir gösterelim. Köfteyi de gösterelim. Hadi bakalım. Köfteyi de gösterelim. Gel kardeşim. Onları böyle asker gibi dizmişsin. Bak, evet, bak, evet. Bak. Görüyorsun değil mi? Şovlar başlıyor. Yağları böyle şıpır şıpır damlıyor. Bunun güzelliğine bak. Bir porsiyon köfte bu efendim. Kaç tane giriyor bir porsiyona? 6 tane var abi. 6 adet giriyor bunun içerisine. Evet. Bak. Şakır şakır yağmur gibi. Tam servise denk geldiniz arkadaşlar. 30 tane şey var, sipariş var. Gel. Valla enerjini hasta oldum abi ya, süpersin. Bir istemiştir belki. Yerinde hiç durmuyor arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Sadece izlemesi bile keyifli yani, keyifli. Öyle söyleyeyim. Allah'tan ayağımız sakat ha. Ayağımız sakat olmasa daha sen seyret beni. Bana döş kaburgadan yapıyorsun. Ekmek, tuz, dana, kaburga, döş. Başka bir şey yok. Köfteyi atıyoruz ya. Attıktan sonra de 1 dakika ben değil 40 saniye sonra köftemiz pişiyor. Hazır diyorsun. Evet. Pidelerimiz burada özel. Pidelerin de özel. Biberler dolu kenarda közleniyor. Kolye olarak kullanabilirsin. 7x lira yiyesin gelecek. 7x lira yiyesin gelecek. Bak abim. Ben bu bir tabağı yiyen de var ha. Bak ciddi söylüyorum. Bunda yiyen var. Yok abi. Bu şekilde hepsini bu şekilde. Ye, adam at diye. Adam 150 kilo, 200 kilo. Bunu tozlama. Çünkü 2 kilo bu. 2,5 kilo. Bu porsiyon ne kadar demiştik? Porsiyon 60 lira şu an. Bu şekilde 60 lira. Çekimlerden sonra belki 90-100 olabilir. yok efendim. 60 lira ayranı yeşilliğiyle veriyoruz yani. Selamlar Antalya Aksu'dan. Neredeyiz? Aksu'dayız. Köfteci Cihat'tayız. Köfteci Cihat kendim oluyorum. Ya abim beğendi. Biraz terliyim ama. Terli ol abi, ter olsun. Ter olmadan bu iş olmaz. Her yerim terli benim şu an, her yerim. Ya. Hadi yiyelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar sofraya geçtim. Şu gördüğünüz sofra, istiyorsan biraz yakınlaş. Tamamı şu gördüğünüz her şey 100 TL. Köftesi, piyazı, tatlısı, biberi, soğanı, domatesi. Yani abi doldurmuşsun burayı. Ya dolu dolu. Aynen öyle, süpersin. Kul bakalım bizde. Öyle yarım yok, kul bakalım. Yanımda da Murat Atay var. Sağ olsun beni Antalya'da gezdiriyor. Çok teşekkür evet. ediyorum bu arada sana Hoş da. Hoş geldin Eser'cim. Hoş bulduk, teşekkür Şimdi hemen konuya geçelim. Fazla uzatmayalım. Şimdi Antalya piyazı nasıl yenir? Antalya piyazı nasıl yenir? Limonumuzu
tuzumuzu sıkıyoruz abi. Oo. Tamam mı? Böyle sıktı. Değerine değer kattı. Evet. Sen tuzunu at abi, ben karıştırayım. Tamam, şöyle ben biraz karıştırıyoruz. Böyle yağ, tahini, tüm malzemeleri birbirine iyice karışıyor. İyice harmanladın onu. İyice harmanladın. Usulü bu şekilde diyorsun. Tabii tabii. Bütün her yeri aynı eşit lezzet. Homojen kıvama getiriyorsun sen onu. Aynen. Aynen öyle. Süpersin. Şimdi yeme adabı var. Bunu aldın. Hep beraber bandırıyoruz. Bunu bandırmazsan bu piyazın tadını alamazsın. Bak. Löp 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 bandıracaksın. Bandın mı abi? Götür abi. Hadi hadi. Afiyet olsun. Nasıl? Muazzam. Muhteşem. Enerjin de yüksek, lezzetin de güzel. Evet, hepsi güzel olacak abi. Şuradan da devam edelim. Allah Allah. Oo. Biz el mi yiyoruz? İşin içindeyiz. Size yemeyenlere gelsin ha. Köftelere de devam edelim. Yapıyor bu işi ya. Sürür ısırmaz böyle. Hem sulu sulu lezzetli. Yani bu lezzet için şehir dışından gelinir yani, öyle söyleyeyim. 4000 kilo Fransa'dan, Almanya'dan, Norveç'ten. Her yerden geliyorlar değil mi? Hı-hı. Ünü dünyaya yayıldı bunun. Yani sen. Beni meşhur etmedi. Meşhur bu adam. Meşhur olduk. Hamsi göğüs sütlaçını Türkiye'de hediye veren tek yer. Sütlaç da yanında ikram. Ayran ikram, salatalar ikram, her şey ikram. Göbek atıyor bu abi. Ya aynen. Göbek atan sütlaç yapmışsın. Bak hele tadına. Şuna bak. Bunları götürelim mi biz? Şöyle. Aynen aynen. Allah 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 Allah. Öldüreceksin siz beni ya. Ya diyeceğim mi? Yemeyeceğim. Sen yemesedin hep yiyorsun. Aynen. Nedir ya? Çok iyi ya. Sütlaç güzel, köfte güzel, piyaz güzel. Abi enerjin güzel, Allah mekan güzel, abi. Her şey çok güzel. Bekle. Buraya bence mutlaka gelmelisiniz diyorum. Çıkın çıkın gelin ya. Murat yemeyeceğim dedin ama bir dedin. Vallahi billahi ya. Ben yemeyeyim dedim ama abi sütlaç benim en çok sevdiğim tatlı, sütlaç görünce dayanamıyorum. Biz buranın keyfini çıkarmaya devam edelim arkadaşlar. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Teşekkür ederim. Gelenler elimden geldiği kadar ağırlamaya çalışıyorum. Keyifle keyifle gelin. Ben siz beni sevin, ben sizi seveyim. Para verin. Hadi bakalım. Siz 3 adam gelin, ben 8 adam gelin. Giderken bile poşete su katarım, bir kolye getirin. Yani işte böyle. Evet arkadaşlar, Lara bölgesinde Zamora'ya geldik. Burada ne yiyeceğiz? Yine Antalya'nın yöresel bir lezzet. Anık dondurma. İlk defa yiyeceğim, çok merak ediyorum. Dondurmayı da çok severim. Hemen girelim, tadımını yapalım. Evet, içeriye girdik. Mustafa abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yanık dondurma her tarafta konuşuluyor. Nedir abi bu işin olayı? Yanıksız dondurma, eskiden herkes Antalya'da yanıksız dondurma yapardı. Herkes de yanıksız dondurma yer. İşin özeti şu: süt yağlı olacak. Bakır kazanda yavaş yavaş dibi tutturulacak. Demlendire demlendire. Ha. Keçi sütü kullanıyorsun herhalde. Evet. Tadına doyum olmayacaktır diye düşünüyorum. Hemen o zaman bir külla bana koyabilirsin. Mamı da çok güzel gözüküyor bu arada. Peki porsiyonu ne kadar? Porsiyon değil de topu ne kadar abi? İşte topu 5 lira. Şu an 2 top mu koydun? Yok, biraz fazla oldu bu. Öyle. Tamam, yeter bana bu kadar. Süper. Ne kadar abi bu şekilde? Böyle 20 lira bu. Bu şekilde 20 TL. Ben o zaman dışarı çıkayım abi. Biraz da yediklerimi böyle sindirmek istiyorum. Yavaş tamam. Yavaş yürüye yürüye bunun tadını çıkarmak abi. Çok teşekkür ettim, sağ olasın. Dondurmamızı aldık arkadaşlar, dışarı çıktık. Ama benim sevdiğim lezzet arkadaşlar, böyle kazan dibini biliyorsunuz değil mi? Onu da anımsatıyor. Oo. Herkes sever mi bilmiyorum ama ben buna bayıldım. Böyle yürüye yürüye yavaş yavaş. Bir yandan yediklerimizi eriteceğiz. Diğer yandan da tatlıyla sıfırlayıp yemeye devam edeceğiz. Şimdi kuyu tandır kebap yiyeceğiz. Yine Antalya yöresine ait lezzet. Neredeyiz? Hasan, Antalya'ya geldik. Hemen girelim. Önce bir kırılmasını gösterelim kellenin. Ondan sonra keyfini süreceğiz. Evet, arkadaşlar içeriye girdik. Görüyorsunuz kelleler dizilmiş böyle. Tandırda pişmişler. Yapılışını gösterelim. Nasıl böyle parçalanıyor bu? Evet, bir tanesini aldın şöyle. Masasına ekledin. Güzel bıçağınla şöyle üstten üstten giriyorsun ona. Şimdi diğer tarafından da böyle. Efsane gözüküyor. Şimdi ne yapıyorsun? Etlerini çıkardın. Böyle ince dilimler halinde kesiliyor arkadaşlar. Bu şekilde tabaklanıyor. Tüm hepsini bu şekilde ayıklayacaksın herhalde. Evet, şu üst kısma bakar mısın? Böyle lokum gibi olmuş. Kenarlarda böyle çıtır çıtır gözüküyor. O beynini, yanaklarını, gözünü hepsini ayırıp en son tabaklayıp biz de afiyetle tüketeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim beyin kısmına. Şöyle beyin kısmını da böyle özenle, böyle ameliyathaneye girermiş gibi. Beyni de çıkardık şöyle. Onu da tabaklayacağız. Bir de nerede piştiğini de şimdi göstereyim. Daha sonra ne yapacağız? Masaya geçeceğiz. Afiyetle tüketeceğiz. Şu tabağa bakar mısın? Efsane oldu. Nerede piştiğini de göstermek istiyorum. Şuna bakın ya. İnsan böyle şunu görünce zaten böyle kelleyi alıp eliyle yiyesi geliyor. Çok güzel bir sistem kurmuşlar. Ne yapıyoruz? Biz de hemen sofraya geçelim. Bu lezzetin tadını çıkaralım artık. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Yancılarını görüyorsunuz. Şöyle domatesi dilim dilim yapıyorlar. Yeşilliğini boldan boldan veriyorlar. Kelleyi şöyle tabağa dizmişler. Ben bunu çok az limonlamak istiyorum. Hafiften fazla değil. Çok az tuzluyorum ve ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Şöyle afiyetle tüketiyorum. Oo. Şöyle tandırda pişmiş. Özellikle şu yanak tarafından da bir alalım. Biraz beyin, krema. Bu arada bunun fiyatı 90 TL arkadaşlar. Ben bunu böyle yavaş yavaş keyfini çıkara çıkara
tüketeyim. Daha sonra da yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de nereye geldik? Antalya Şiş Köfte Piyaz'a geldik. Köftesi ve piyazı inanılmaz güzelmiş. Hemen girelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Bekir Usta'm, ne yapıyoruz şu an? Şiş takıyoruz. Şişe takıyoruz. Etin evet. İçine herhangi bir şey var mı? Yok. Tuz. Sadece tuz. Sadece tuz ekleniyor değil mi? Evet. Böyle şişlere takıyorsun bunu. Yan tarafa böyle asker gibi dizmişsin. Çok da güzel gözüküyor. Ortam muhteşem. Mis gibi kokular burada yükselmeye başlamış. Şişler dizildi. Hem piyaz yiyeceğiz arkadaşlar burada, hem de köftesini yiyeceğiz. Evet. Ne yapalım arkadaşlar? Önden bir piyazı gösterelim. Ardından pişirmişini göstereceğim. Evet, şimdi de Cengiz Usta'nın yanına geldik. Piyaz yapılışı, yani ikinci istasyon. Tabağa ne ekliyorsun abi? Fasulyeleri diziyorsun evet, herhalde. Evet, fasulye. Hemen üzerine öyle domatesleri ince ince doğruyorsun. Bu fasulyenin cinsi nedir? Buranın yayla fasulyesi abi. Yayla fasulyesi olarak geçiyor. Antalya yöresine ait. Domatesleri böyle boldan boldan ekliyorsun. Böyle sulu sulu mis gibi de gözüküyor zaten. Hemen üzerine piyazın olmazsa olmazı yumurta. Yumurtalar da ince ince doğrandı. Tereturumuzu ekliyoruz. Teretur olarak geçiyor değil mi? Evet. Bunun içerisinde neler oluyor? Sarımsak, sirke, sarımsak, limon, sirke, tuz. Erimiş limon tuzu var. Ve en son üzerine mis gibi zeytinyağı girdi. Sirke ilave ediyoruz. Son dokunuş sirke. Maydanozlar kendini gösterdi orada. Bir parça da limon ekledi. Servisi hazır. Süper, muhteşem. Ne kadar bunun fiyatı? 40 TL. Bu şekilde 40 TL. Hemen köftenin yapılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi de 3. istasyona geçtik arkadaşlar. Köfteler eklendi böyle. Bir porsiyonda kaç tane var? 4 tane. 4 adet var. Fiyatı ne kadar peki? Bunun fiyatı 4 tanesini şöyle bir porsiyon 55 lira. Usulü mis gibi evet. Gözüküyor. Ne yapıyorsun? Nasıl, tabağa nasıl aldın? Onu da gösterirsek çok sevinirim. Ekmekleri ekledin. Üzerine köftesini çekiyorsun. Evet. Mis gibi gerçekten. Biberini aldı. Biberini koyduk. Soğanını koyduk. Soğanı da böyle bölüyorsun. Lokum evet. Kıvamına gelmiş. Bu şekilde afiyetle de tüketiyorsun. Domatesini piyazımız koydum. Hazır. Köftemiz hazır. Biz artık tadıma geçebiliriz sofraya. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. O kadar şişçi önerildi ki, piyazcı önerildi ki anlatamam size. Ama bura çok ön planda geliyor. Öyle söylediler. Burayı kaçırmadım. Yani bana kızacak olan çok vardır. Niye oraya gittin? Niye buraya gitmedin? Diye söyleyecek çok kişi vardır. Şöyle tutuyorum. Şöyle sulu sulu mis gibi köfteden. Oo. Yok böyle bir şey. Efsane. Çok iyi. Gerçekten muazzam. Şimdi şöyle piyazdan da alalım. Muhteşem ikili. İki aşık diyebiliriz. Bu geldi mi, bu gelmezse olmaz. Şu an Antalya'ya geldiğimi iyice hissettim diyebilirim aslında. Gerçekten çok iyi ya. O közün tadı var ya, öyle bir geçmiş ki içine. Bir de sulu sulu, şuna bakar mısın? Kurutma işlemi kesinlikle yok. Et çok lezzetli. Yanında şöyle lokum kıvamına gelmiş soğanı. Şu an mutluluktan ölebilirim yani. Bunlar bitsin istemezsin. Buranın keyfini çıkarmaya devam ediyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Dönerciler Çarşısı'nda hemen aşağısında Tatlıcı Fehmi'ye geldik. Burası birçok kişi tarafından söylendi. Ben de bu lezzeti kaçırmak istemedim. Yiyeceğiz, tatlı yiyeceğiz. Çok enteresan bir tatlısı varmış. Hemen girelim, göstereyim, tadımını yapalım. Can, kolay gelsin, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Her şey mükemmel yolunda. Süper. Sizin... Tabii ki mükemmel olursun. Şöyle tatlıları dizmişsin. Manzara muhteşem. Şöyle çeşit çeşit farklı farklı tatlılar var arkadaşlar. Ben gözümü neye diktim? Tabii şu kabak tatlılığı ne oluyor bu? Tiramisu. Bal kabaklı tiramisu. Bal kabaklı tiramisu. Üzerine de böyle farklı çalışmalar yapıyor. Can, bir tane çıkarabilir misin bana, sana tabii zahmet? Tabii ki. Evet. Tatlılar açıldı, görüyorsunuz. Kabağı böyle ezme haline getirmiş. İyice ezmişsiniz herhalde. Aslında değil tamamen değil. Bir tık diriliğini yine bıraktık. Hafiften böyle ağza dişe gelsin istiyorsun. Evet. Süper, çok güzel. Bunun üzerine nasıl bir çalışma yapıyoruz? Üzerine eğer misafirlerimiz herhangi bir alerjisi vesaire yoksa tahin çalışması yapıyorsun. Ve cevizi çok yapıştırıyoruz. Üzerine de ceviz çalışması son olarak. Böyle son dokunuşunu da yaptı. Peki Can, bu ne kadar bu şekilde? Bu şekilde 30 lira. Bu şekilde 30 lira. Bir tane de kaşığını alırsan bunu afiyetle tüketmek istiyorum ben. Tabii ki, afiyet olsun. Böyle tutarsın arkadaşlar. Ne yaparsın? Şu kenarlarından girersin. Dibindeki o lezzeti de kaçırmak istemezsin tabii. Böyle afiyetle de tüketirsin. O kabak, tahin, ceviz, üçü birleşiyor. Efsane bir şey çıkıyor ortaya. En altında da şu arakatlı, o da mı ceviz tozu mu? Hayır, o burçak bisküvi dediğimiz kabak. Burçak bisküvi de varmış arasında.
bunu deneyin derim. Evet arkadaşlar, şimdi de Çanakçı Döner'e geldik. Normalde buranın et döneri çok güzeldirler. Bir de etin değerine değer katabilmek için çökertme yapıyorlarmış. Biz de ne yapalım, bu çökertmenin tadına bakalım mı? Bence bakalım, hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Ali Usta var. Ali Usta nasılsın? Teşekkürler Eser abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle sulu sulu görüyorum da böyle şıpır şıpır yağları damlıyor. Çok güzel gözüküyor. Bir tarafını zaten kızarttı. Evet. Dun ateşinde yapıyorsun sen bunu. Evet. Dedi ki ben bunu böyle jilet gibi ince ince keseceğim dedi. Damakları çatlatacağım dedin. Yanlış mıyım? Okun misali abi. Süpersin, muhteşem. Sen de hepsini kestin. Oo, şuna bakar mısın? Yakından çekmeni istiyorum. Muazzam gözüküyor. Yaprak gibi kestin tek parça haline. Nasıl yapılıyor bu çökertmenin olayı, nasıldır? Fresh patatesi, agire patatesi dediğimiz patatesi kullanıyoruz. Tamam. Bunu kibrit şeklinde doğruyoruz. Kızarıyor. Altına İskender pidesini kullanıyoruz az bir miktarda. Üzerine sos. Sosluyorsun. Üzerine kibrit patatesi geliyor. Üzerine etlerle kapatıyorsun onu. Yaprak dönerimiz geliyor. Üzerine de sosla, yanına yoğurtla sunumumuzu yapıyoruz. Oo, anlatırken bile böyle iştahım kabardı. O zaman hemen yapılışına geçelim. Başlayalım derim ben. Başlayalım hani. Evet. Ali Ustam, ne oldu şimdi bu? Çıtır çıtır oldu mu? Patateslerimizi patatesler çıtır çıtır oldu. Gördüğünüz süper. Gibi çıtır çıtır. O zaman hemen tabaklamaya geçebilir miyiz evet, artık? Tabaklamaya geçiyoruz şimdi. Sen pideleri ufaktan ufaktan kesmişsin. Ufaktan sosluyorum pidelerin altına. Soslarını da üzerine ekledin. Evet. Ekmeklere buna pidelere sosu. Değer kattın. Domates sosu diyorsun. Hemen üzerine ne giriyor Ali Ustam? Kibrit patatesimizi üzerine kibrit katıyorum. Patatesler çıtır çıtır olmuş. Kibrit patatesleri ekmeklerin üzerine ekledin. Ekmekler burada çok mutlu. Evet. Yanlış mıyım? Evet. Çıtırlar üzerine geldi. En son asıl olay burada başlıyor. Şöyle yaprak etini böyle patatesin üzerine getirdin. Kötü olma ihtimali yok zaten. Görüntü... Et güzel, patates güzel. Aşağıdaki soslar, pideler hepsi birleşince görüntü bomba şey gibi söylüyor. Patlıyor. Kesinlikle. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ali Ustam, bu ne yoğurdu? Bu tava yoğurdu. Tava yoğurdu evet. Ekliyorsun. Daha böyle katı bir kıvamı oluyor herhalde evet. Bunun. Kenarlara tava yoğurdunu ekledin. Bunu süslüyorum. Pembe domatesleri de kenarına aldın evet. Onu. Birer tane de közlenmiş biber evet. Ekledin. Etleri sosla besliyorum burada. Evet. Soslar da girdi. Şimdi artık son bir şey kaldı. Onu da masada yapacağım evet. Dedin sen. Tamam, ben hemen masaya geçiyorum. Tamam Eser Bey. Teşekkür ettik. Bunun fiyatı ne kadar? 80 lira bu böyle. Bu şekilde 80 lira. Evet. Evet arkadaşlar, masaya geçtik. Şöyle kapağını kenara aldık. Şöyle görüyorsunuz yancıda tablacı salatası, turşusu, normal klasik salatası. Kenarda bizi bekleyen bir şov var. Evet. Yanmayalım abi. Şöyle tereyağı banyosu da yaptırdın sen ona. Değerine değer kattın. Teşekkür ediyoruz. Ben de hiç vakit kaybetmeden ne yapıyorum arkadaşlar? Böyle bir yakından çekelim. Böyle etinden biraz alırsın. Görüyorsunuz nasıl da geliyor. Hiç sert bir kıvamı yok. Hiç zorlanmadan aldım. Ve biraz çıtır patatesinden, çok az yoğurdundan alırsın. Şöyle. Oo. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar et inanılmaz lezzetli. Benim çok hoşuma gitti. Sadece gelirsin etini yersin, çok mutlu ayrılırsın. Çökertme yersin, havalara uçarsın. Ben bunun keyfini çıkarayım. Evet arkadaşlar, Kepez'de yeni halde nereye geldik? Volkan Şişçi Kadir'in yerine geldik. Burası var ya, çok efsane dediler. Hem kabak tatlısı hem kuşbaşıları böyle lokum gibi dediler. Normal köfteleri de, şiş köfteleri de. İçerisine herhangi bir katkı maddesi girmiyor işte, ekmek de ona benzer şeyler. Etin lezzetine varacaksın dediler. Biz de ne yapıyoruz? Hemen içeri girelim, hiç vakit kaybetmeyelim. Tadım yapalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdim. Özellikle buranın kuzu şişine söyledi. Dediğim gibi çok önerdiler, böyle inanılmaz yumuşacık pamuk gibi dediler. Normal kıyma şişleri, bunda közlenmiş biberi, közlenmiş soğanı ve şöyle söyleyeyim, bunun fiyatı bu şekilde. Az kıyma, az kuşbaşı 75 TL, sadece kuzu şiş söylersen 80, sadece kıyma söylersen de 60 TL arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, piyaz geldi, az piyaz, bu da 25 TL. Cacık geldi, cacığın fiyatı da 40 TL. İki farklı yoğurt kullanılıyor kıvamı tutturabilmek için. Bir yoğurduyla hazır yoğurdu karıştırıyorlar. Ne yapıyoruz? Bunun usulü nasıl? Şu şekilde dediler. Önce şöyle kuzu şişinden alırsın bir parça sulu sulu. Şöyle kenardan böyle tane karabiberleri bir parça ezmişler, paramparça etmişler. Şöyle çok az alırsın dediler ve böyle afiyetle tüketirsin. Oo. Yani şöyle söyleyeyim, Antalya'ya gelip de şu kuzu şişin tadına bakmıyorsan büyük şey kaybetmişsin demektir. İnanılmaz lezzetli, lokum gibi. Yani altını çiziyorum, özellikle bu kuzu şişi mutlaka dene. Hatta ikisinin de tadına bak derim. Şunu da çok övdüler. Ağzında dağılıp gidiyor. Bu da efsane. Oo. Gerçekten inanılmaz tatmin etti. Bu ikisi de beni inanılmaz tatmin etti. Çok güzel, çok başarılı. Şimdi şöyle piyazdan alalım. Şöyle ne yaparsın? Biraz karıştırırsın kendi içerisinde. Kendine şöyle bir parça alırsın. Şöyle afiyetle de tüketirsin. Piyaz da başarılıymış. Şimdi o meşhur cacıklarına gelelim. Reyhan eklemişler. Taze reyhan görüyorsunuz. Salatalık klasiği zaten.
Yoğurt ayrı lezzetli. Üzerine reyhan dokunuşu bunu havalara uçurmuş. Yediğim hiçbir şey kötü değil. Dört dörtlük bir yer diyebilirim lezzetleri için. Bunu bitirelim. Buranın bir de meşhur kabak tatlısını yiyelim. Evet, şimdi de yemekler yendi. Tahinli cevizli kabak tatlısı Antalya yöresine ait efsane lezzetlerden bir tanesi. Şöyle kıvamını bir görelim arkadaşlar. Yumuşacık. Şuradan açayım, göstereyim iç kısmını. Şöyle oh, efsane bir şey. Zaten görüntüsünü görünce diyorsun ki tamam, bu işin kötü olma ihtimali yok diyorsun, ama şöyle bir tadına bakalım yine. Oh. Facia bir şey bu ya. Özellikle bu yemekten sonra var ya, efsane gitti. Yani güzel olacağını bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Beni çok şaşırttı. Bunun da fiyatı 40 TL bu arada, onu da söyleyeyim. Burayı sakın ama sakın kaçırmayın diyorum. Her ürünü, her yediğim şey inanılmaz lezzetliydi. Evet arkadaşlar, şimdi de Tulumba Dilara Yaşar'a geldik. Buranın böyle tulumbası, yanına da böyle dondurmayı yatırıyorlar. İki aşığı ne yapıyorsun, sen de afiyetle tüketiyorsun, girelim. Yaşar ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buranın tatlarını da çok övdüler evet, bize. Tulumba dondurmamız bir şey. Tulumba dondurma, evet. Bir de bir şey daha varmış. Arap kadayıfimiz. Arap kadayıfi. Evet. İkisinden de alalım, yanına tabii da ki dondurmayı yatıralım derim. Tabii ki hemen. Buydu değil mi abi? Evet. Bu ne deniyordu? Bu Arap kadayıfi. Arap kadayıfı. Evet, bir tane de tulumbamız oldu. Süper. İçi cevizli mi bunun? Cevizli ve tamam, tarçınlı. Bu Hatay'da da var, tarçın da var. Burada da bir yanık dondurma yiyelim arkadaşlar. Damla sakızlı. Damla sakızı da var, evet, içerisinde. Ha, bak sizinkinde biraz aynen daha farklı. Damla sakızı damla da ekleniyor. Damla sakızı da var. Yanık dondurmalar kendini gösterdi. Şöyle bir parça aldın, onların arasına yatırdın. Hatta üzerine şöyle yatırdın. Ne kadar bu şekilde? 20 lira şu an. Bu şekilde 20 TL. Bence çok güzel, muhteşem bir sofraya geçiyoruz. Teşekkür ettik. Afiyet olsun. Evet, sofraya geçtim. Başta şu Arap kadayıfinden tadına bakalım şöyle. Çok güzel. Bu zaten böyle tatlıcıların hepsinde oluyormuş. Yani böyle Antalya'ya özgü bir lezzet. Hatay'da da yapılıyor aynı şekilde. Ama o dış kısmı bir parça daha farklı. Bunun da aroması, lezzeti güzel. Şöyle tulumbanın da tadına bakalım. Oo. O çıtırlığı dediğim diğer tulumbalardan bir tat daha böyle çıtır. Şimdi şurası akıp gitti zaten. Yanında da şöyle dondurması. Sıfırladık, yemeğe devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yine Antalya'nın böyle nokta isimlerinden bir yere geldik. Neresi? Sıralı Kebap. Burası da böyle defalarca söylenen yerlerden bir tanesi. Hemen girelim, böyle beyti sarmaları var. Onu çok merak ediyorum. İçeri girelim, hem yapılışını hem de tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Şöyle yoğurtlu beyti sarma için kıymalar böyle köz ateşiyle buluştu. Bu arkanın önünü pişecek. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz, mis gibi pişti. Oh, cozur cozur sesler eşliğinde. Mis gibi de kokular yükseldi. Şimdi hemen diğer aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Böyle yağları görüyorsunuz, şıpır şıpır da alttan alttan damlıyor. Ekmekler de açıldı. Kebabı sarıp sarmalayacağız. Kebap da geldi. Oh mis gibi. Üzerine farklı çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Şöyle kaşar ekleniyor. Ardından onu sarıp sarmalıyorlar böyle. Üzerine bir parça şöyle susamı ekleyebilmek için, susamın durabilmesi için iç harcını koydular. Susam çalışması giriyor. Artık lezzetimiz taş fırında buluşmak üzere şöyle yol alıyor arkadaşlar. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. 3 dakika doldu. Şöyle oh, üstünü görüyor musun? Böyle çıtır çıtır olmuş. Mis gibi de gözüküyor. Böyle çıtır çıtır sesler eşliğinde bu ufak lokmacıklar haline getirildi. Şimdi tabaklama aşamasına geçiyoruz. Şöyle kendi tabağına usul usul eklendi. Hemen üzerine de arkadaşlar bunu sarımsaklı yoğurt gezdiriyorlar. Bu lezzetine lezzet katacak. Yanlarına şöyle közlenmiş biber, bir parça közlenmiş domates. Yoğurdun da üzerine böyle İskender sosu gezdiriyorlar. Oh. Değerine değer katmaya devam ediyorlar. Böyle fıstık tozu ekliyor. Antep fıstığı tozundan da serpiştiriyorlar. Şimdi de ölümcül vuruş diyebiliriz bunu aslında. Böyle iyice kızmış tereyağını üzerine şöyle gezdiriyorlar. Ve afiyetle tüketebiliyorsun bunu bu şekilde. Biz ne yapıyoruz? Hızlıca yanına böyle 3-4 tane meze söyleyeceğiz. Bunun keyfini çıkaracağız artık. Ustam eline koluna sağlık. Arkadaşlar içeriye girdim. Şöyle neler söyledim onu göstermek istiyorum. Burada Antalya'nın mezesi var arkadaşlar. Hibeş 39 TL bunun fiyatı. Burada kıtır kuyruk soğan var. Bunun fiyatı 48 TL. İçli köfte var 32 TL. Yoğurtlu beyti sarma var. Bunun da fiyatı 146 TL. Şöyle ne yapıyorum? Tutuyorum bunu. Afiyetle tüketiyorum. Benim çok hoşuma gitti bu. Bir tane daha alayım ben. Bunu kenara alıyorum. Kıtır kuyruk soğana geldim. Bunun içerisinde kuyruk yağı var. Közlenmiş soğan var. Sarımsak var. Nar ekşisi var. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle tutuyorum bunu da. Çok güzel bir meze.
Bu tam benim tarzım. Özellikle böyle kuyruk yağı girmiş ya için içerisine. Közlenmiş diğer malzemeler. Bir ekşilik de var arkadan geliyor. Çok güzel bir meze. Bunu kenara alırken hemen hibeşle başlayalım. Şöyle hibeşi tutuyorum. Hibeş de çok severim. Ben bunu evde de yaptım tabii. Tabii yöresinde yemek daha keyifli olacak ki gerçekten de öyle. Çok güzel. Şimdi gelelim içli köfteyi açmaya. Böyle tutuyorum kenardan açtım. Ne bırakın ceviz de var arkadaşlar. Bu da çok güzel gözüküyor. Altında böyle yoğurdun üzerine yatırmışlar. Bunu da şöyle tutarım. Hafiften yoğurdundan da alarak. Bol cevizli. Güzel. Uf ekmek veriyorlar. Yanında da ilk başlangıç olarak şöyle biraz erimiş ama dereotlu tereyağı, cevizli tereyağı ve biberli, toz biberli tereyağı veriyorlar. Ben bu masanın keyfini çıkarayım. Güzel de bir ortam var hemen denize nazır böyle. Çok güzel bir manzara eşliğinde burada buranın keyfini çıkaracağım. Şimdi de çorbacı şemsiyeye geldik. Burası da çok yazıldı ve ne diyoruz arkadaşlar? Burada da ne içeceğiz? Orijinal Antalya'nın yöresel çorbasını içeceğiz. Ve ne yapıyoruz? İçeri girelim. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Hemen vakit kaybetmeden girelim. Arkadaşlar Ferdi Usta'nın yanına geldik. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ederim. Abicim sağ olun, hoş geldin. Burada çeşit çeşit farklı şeyler görüyorum. Evet. Hemen yapılışını gösterirsek sevinirim. Başta ne yapıyoruz abicim? Bu eklediğimiz ne? Et abicim. Kelle eti. Kellenin evet. Kendi eti. Evet, kellenin kendi eti. Her parçasından her parçası var. Karışık evet, bir şekilde. Karışık. Oh, böyle boldan ekliyorsun herkese herhalde. Standart abi. Standart, herkese koyduğun gibi koyuyorsun. Evet. Tamam. Şimdi kemik suyu dediğimiz. Önce kemik suyu giriyor. Kemik suyuyla evet. Besledin sen onu. Banyosunu yaptırıyorsun. Aynen kaç abi. Su mu yaptıracağız ona? 3 su mu? 2 seferinde yapıyoruz. 2 kere iyice evet. Bir ısıtıyorsun onları evet, değil mi? Evet abicim. İyice bir kendine getir. Bir açıldı et. Hemen şöyle. Üzerine terbiyesi dediğimiz. Terbiyesini evet. Ekliyorsun. Bu terbiyesinin içerisinde neler var? Un, tuz, yumurta, limon tuzu var abi. Süper. Şöyle sonra ilave tekrardan ediyoruz. Kemik suyuyla iyice evet. Harmanlıyorsun sen onu. İyice bir şöyle. Karıştırdın. Yağından bir şekilde. Yağından da ekledin. Olay budur azdır. Abi. Evet. Ne kadar bunu bu şekilde veriyorsun? Porsiyonu 50 TL. Bu şekilde 50 TL. Evet. Tamam ben de hiç vakit kaybetmeden masaya geçiyorum. Teşekkür ederim. Tamamdır. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Tabii bunu böyle mi bırakıyorlar? Kesinlikle hayır. En son böyle değerine değer katıyorlar. Şöyle bir tereyağı dokunuşu. Bu sese hasta olursun. Mis gibi ve üzerine bir parça sarımsak ekliyorum. Çok az pul biber gezintisi. En sonunda şöyle limon çalışması yapalım. İşte bir parça karıştırıyorum. Bir göstereyim mis gibi. Şuna bakar mısın? Böyle afiyetle tüketiyorum. Oo, çok iyi. Hoppa gitti. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle o tereyağı dokunuşu. Koymuş oldukları o terbiye çok başarılı. O kelle eti de yumuşacık böyle lokum gibi olmuş. Ağzında böyle dağılıp gidiyor. Bu masanın keyfini çıkaralım. Daha çok mekan gezeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Şen Baba kebap salonuna geldik. Burada yine köftesini yersin, piyazını yersin. Birçok çeşit yemek var. Ben buraya ne yemeye geldim? Gaziler helvası yemeye geldim. Hemen girelim hikayesini de dinleyelim. Tadımını da yapalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımda Sunay Usta var. Nasılsın Sunay Usta? Teşekkür ederim Eser Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Burada hadi çeşit çeşit yemekler yapılıyor. Köftesi evet. Var, piyazı var. Başka evet. Neler var? Çorbamız var. Çorba da yapıyorsun. Evet, çorba da yapıyoruz. Vay evet. Burada kopuyor diyorsun. Süper, çok güzel gözüküyor. Nedir bunun hikayesi? Kısa bir şekilde anlatırsan bize. Buna esas gaziler helvası diyorlar. Tamam. Bu un, şeker, tereyağı, suyla yapılan bir un helvası. Bu Elmalı'ya has bir tatlı. Başka yerlerde de yapılıyor ama farklı yapılıyor. İsminin gelişi de işte askerden dönenler için mutluluktan yapılan, savaştan dönenler için mutluluktan yapılan bir tatlı. Adı da gaziler helvası. Süper. Oradan kalmış. Ama günümüzde bu düğünlerde yapılıyor, mevlütlerde her yerde yapılıyor artık. Antalya'da da sadece biz yapıyoruz. Siz süper. Hemen evet. O zaman bir tabaklayalım abi. Hemen tabaklayalım. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz arkadaşlar evet. Krema gibi olmuş artık bu. Normal un helvasından biraz ama farklı dediler. Hani bunun yapılışı farklı herhalde. Bunun bir günlük kullanacak olduğumuzu yaparken 2,5 saatte falan yapıyoruz. 2,5 saat sürüyor normal. 10 dakikalık bir şey değil. Anladım. Bu özel yani. Özel evet. Tamam. Böyle bunun klasik un helvası gibi düşünmeyin arkadaşlar. Evet. Üzerine tarçın da var. Evet. Tamam. Tarçın olmazsa olmazı diyorsun. Tarçınlar daha lezzetli. Süper. Daha... Ne kadar bu şekilde bunun fiyatı? Bunun fiyatı 20 lira. Bu şekilde 20 evet. TL. Evet şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle helva gibi olmuş dediğim gibi. Helva zaten. Bu arada görüntü bile adam bu hale getirirse yediğinde ne olur bilmiyorlar. Değil mi? Aynen. Tadına evet. Bakıyorum. Afiyet olsun. Gerçekten evet. Ya yediğim hiçbir un helvası bu kadar lezzetli değildi. Bak un helvasını çok sevmem ama bu çok lezzetliymiş. En büyük özelliği de çok bunu iyiyim. Yaparken severek, isteyerek yapmak. Sevgimi yani, katıyorum evet, diyorsun. Bunu yapan mesela şimdi ustamız var o yapıyor. Sabah eğer geldiğinde morali bozuksa, keyfi yoksa bunu yaptıysa o çok önemli ya. O bugün o... ya tadı olmuyor ya da satamıyoruz. Her iş için kalıyor geçerli yani. O. Gerçekten öyle. Her iş için evet, geçerli. Severek, isteyerek yapmak. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Afiyet olsun efendim. Ben bunu masaya geçip tamam, keyfini çıkarayım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar nereye geldik? Lara bölgesinde fıtır böreğe geldik. Ne yiyeceğiz? Serpme börek yani fıtır börek yiyeceğiz. Coğrafi işaret
işaret almış bir börek. Tam Antalya yöresine ait bir börek. Hemen içeri girelim, hiç vakit kaybetmeyelim. Tadım yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Ali Usta'nın yanına geldik. Ali Usta'm nasılsın, iyisin? Hoş geldin, sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hiç durmuyorsun böyle, evet, sürekli açıyorsun. Ne yapıyoruz abi burada? Antalya usulü fıtır serpme böreğimizi yapıyoruz. Süper. Buranın coğrafi işaretini de almış herhalde. Evet. Yöresel bir lezzet bu. Antalya yöresine ait. Çok ince açılır. Baklava hamurundan daha ince. Yağlı bir hamurdu. Mümkün olduğunca az yağlı kullanmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey isteyeceğim abi senden. Yarısına kıymalı, yarısına peynirli. Yapabiliyor muyuz? Tabii ki yaparım. Yani hemen o zaman yapılışına geçelim. Başta ne yapıyoruz abi? Hamuru ince ince açıyoruz bu şekilde. Hamuru şöyle. Bu hamurun en büyük özelliği. Çarpa çarpa ince atmak gerekiyor. Bunu hiç rahat bırakmıyoruz. İp ince yapana kadar demine vurdura vurdura incecik şöyle, açıyorsun. İnce elimize böyle. Arka taraf gözükecek diyorsun. Bunun yarısını kıymalı, yarısını peynirli yapacağız. İşte kaşar peynirleri abi, geldi. Hafiften kaşar peynirli dokunuşu. Asıl bomba dokunuş bence. Ben çok yakıştırıyorum. Peynir maydanoz. Özellikle maydanoz olayı. Ispanak güzel, dereotlu çok güzel oldu. Ben yan tarafına kıymalı da kıymalıyı ekledim. Atan kapatma işlemi. Sen de böyle kapatıyoruz. Süper. Üşümesinler diye üzerine de kapattı. Ve olay bu mudur abicim? İşimize hazır. Bunun fiyatını soracağım. Ne kadar bu şekilde? 43 lira. Acı peynirli ne kadar? O da 43 lira. Acı kıymalı da mı 43 lira? 43 lira. Süper. O zaman ne yapalım abi? Pişirmeye geçelim abi. Hemen. Hepsisini ekledi. Artık fırına gidecek. Kaç dakikada pişer bu? 6 dakika. 6 dakika bekliyoruz sabırsızlık. Çek ateşte pişiyor herhalde. Evet. Ateşler açıldı. Fırın kapanıyor. 6 dakika sonra artık afiyetle tüketmeye geçiyoruz. Evet, börekler çıktı. Böyle bir gösterelim. Çıtır çıtır olmuşlar. Şimdi kesme işlemine geçiyor. Çıtırdatma işlemi. Yarısı kıymalı, yarısı mis gibi gözüküyor. Eline koluna sağlık abicim. Afiyet olsun. İyice heyecanlanmaya başladım. Şu çıtırtıları duyunca özellikle. Bu kıymalı. Peynirliyi de getiriyorsun. Peynir. Ben sofraya geçeceğim abicim. Bir de çay alayım. Arkadaşlar sofraya geçtim. Gördüğünüz gibi yanında şöyle bir şey veriyorlar arkadaşlar. Salatalığı, domatesi, zeytini, turşusu, biber turşusu da. Ne yapalım? Önce peynirliyle başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar içini. Çok da güzel gözüküyor. Şöyle tutuyorum. Oo. Çıtırlık muhteşem. Dediğim gibi o peynire konan maydanoz havaları uçurmuş. Çok yakıştırıyorum ben. Peynir ve maydanoz olarak. İşin boyutunu değiştiriyor. Hemen şöyle bir de kıymalının tadına bakalım hızlıca. Bunu da göstereyim. İçi böyle dolu dolu mis gibi. Bunu da böyle içine maydanoz eklenmesi. O Hatay'ın içli köftesi var ya. Onun içi gibi olmuş. İnanılmaz keyifli. İkisi de efsane. Önce buraya gelmemişsiniz diyorum. Buranın keyfini çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de nereye geldik? Konya altında 7 Mehmet'e geldik. Burası o kadar çok söylendi ki öneren herkes araya illa 7 Mehmet'e mutlaka ama mutlaka git dediler. Türkiye'nin en iyi ilk 5 restoran arasına giriyormuş. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Girelim bir içeride bir öneri alalım. Hangi yemeği acaba bize önerecekler? Hemen girelim, listeden seçelim. Daha sonra afiyetle keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle göstereyim. Kuzu, tandır. Hemen alt tarafında da iç pilav var. Bunun içerisinde badem var. Kuş üzümü var, ciğeri var. Çok güzel gözüküyor. Kuzunun fiyatı 230, iç pilavı da 30 TL. Ve bir avokadolu kırma salata da getiriyor. Bunun da fiyatı 95 TL. Ben hiç vakit kaybetmeden şöyle yakından çekelim istersen. Şöyle tutuyorum. Görüyor musunuz? Lokum gibi ayrılıyor. Çok güzel gözüküyor. Kendime böyle bir lokmalık ayırdım. Şöyle biraz iç pilavından, tandırdan da aldım. Oo. Et lokum gibi çok güzel pişmiş. Aynı şekilde iç pilav da. Bu da menü çok zengin. Ne seçeceğimi şaşırdım. Bunu önerdiler. Ben de bunu kendime aldım. Şurada bu da avokadolu kırma salata. Bunda da fiyatı 95 TL. Bu da lezzetliymiş. Özellikle tandır beni benden aldı diyebilirim. Ben buranın keyfini çıkarayım. Daha sonra başka mekana geçeceğiz. Şimdi de çikolata evime geldik. Burada da çok söylenen mekanlardan bir tanesi. Hemen içeri girelim, böyle ne yiyeceğimizi bir seçelim, bir öneri alalım içeride. Joe's Brownie. Şu şova bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel gerçekten. Önce görsel şovunu yapıyorsun. Daha sonra bunu afiyetle tüketiyorsun. Evet, görsel şovlar yapıldı. Şimdi bunun tadını çıkaracağız. Tabii bitmiyorsun dedin. Fındıklar serpildi. Üzerine Antep fıstığı. Oo, bu efsane bir şey oldu ya. Muazzam gözüküyor. Biz de bunun keyfini çıkaracağız şimdi. Evet. Yanında da krokan arkadaşlar. İçinde böyle farklı şeyler görüyorum. Böyle kestiğin zaman çıtırt diye ses geliyormuş. İçinde fıstık ezmesi var. Şöyle tutalım. Şu sesi duyuyor musun? Oo, gerçekten muazzam ya. Şuradan bir açıp göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 59, bunun fiyatı da 62 TL. Çok güzel de bir içecek söyledim. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada arkadaşlar bu 59 değilmiş, 55 TL diye söylediler. Şöyle tutalım, bir keselim. Başta bunun tadına bakalım. Bu da 55'miş, bu da 55'miş bu arada. Şöyle tutuyorum ve İçinde Antep fıstığı, çikolatayla da birleşince efsane bir şey çıkmış ortaya. Benim çok hoşuma gitti. Denenebilir bu. Hatta mutlaka denemelisiniz diyorum bunu. Şunun da tadına bakmak istiyorum. Şöyle tutalım, biraz dondurmasından. Yumuşak bir keki var onun, ıslak kek kıvamında.
İkisi de çok hoşuma gitti. Özellikle bu beni benden aldı diyebilirim. Evet, şöyle de bir içeceğim geldi gayet. Bunlar ne oluyor? Bubble mı deniyor buna? Ne deniyor? Bubble tea arkadaşlar. Şöyle görürsün, iç kısmında da var bubble tea'ler. Sunum olarak da böyle yanına eklemişler. Bunun da fiyatı 33 TL. Şöyle tutuyorum. Böyle ağzında patlıyor. Çok güzel, çok keyifli. Böyle ağzında patlıyor ya, ekstra bir keyif veriyor sana. Hatta şunları da şöyle tutalım. Bunun içerisine bir atalım. Bunu mutlaka deneyin. Özellikle bu içeceği mutlaka deneyin. Buranın yeri nerede? Işıklarda 3 kapıların karşısında. Hadrian kapısının karşısında. Işıklarda 3 kapıların karşısında. Ben bunu içmeye devam edeyim. Bunların da tadına bakmaya devam edeceğim. Bunu deneyin. Evet arkadaşlar, Antalya'da fenomen mekan çok. Nereye geldik? Coco Free'ye geldik arkadaşlar. Hemen içeri girelim. Evet arkadaşlar, Abdullah Usta'nın yanına geldim. Nasılsın ustam? Sağ ol babacığım. Hoş geldin. Sen hoş bulduk. Yani? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Güler yüzlü bir adamsın. Dükkanımıza teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Muhabbetin için geldim. Lezzetin için geldim. Her zaman abi, her zaman bekleriz, buyur gel. Ne kokoreci yapıyorsun? Dana kokoreci mi? Tabii baba, dana kokoreci. Dana kokoreç yapıyorsun. Şimdi kokoreç sektörü çoğaldı, biliyorsun kendin piyasaya. Her yere de girip çıkıyorsunuz yani. Evet, aşağıda. Aynen. Şimdi insanlar ya bu nasıl kokoreç diyebilir. Akıllarında bir soru işareti bulur. İstersen sen anlat ya da ben anladan bildiğim usulde. Karışık gidelim istiyorsan. Yapılışını yaparken, yani burada yaparken bana bir tane yarım yap. Tamam. O ara anlatalım, ne dersin? Tamam baba, çok harika olur. Benim tamam. Normal bildiğimiz şiş kokoreç var ya şöyle. Tamam, tamam. Böyle büyük halini. Biz ona şiş diyoruz abi. Süper. Siz baton dersiniz, buton dersiniz. Sıkıntı yok. Bu dersiniz, bu dersiniz. İsmi lazım değil diyorsun. Tabii tabii. Sonuçta aynı bok, aynı yere çıkıyor abi bunlar. Anladın mı? Yani hani İzmir'e gidiyorum. Ben bir kere İzmir'e gittim. Gel vatandaş gel, paranla bok ye dedi. Dedim bu adam ne diyor arkadaşım? Paranla bok ye diyor. Şimdi bak buradan anlamasın, teri akıyor abi. Antalya evet, sıcak. Evet, aynen öyle. Buram, burası da çok sıcak. Aa, Antalya sıcak. Onun için terliyoruz. Normaldir. Evet, Antalya'ya gene geldi ya. Bahar yaz. Antalya'da nerede yenir köfte, piyaz diyeceğim de koşu piyazı var. Nereye? Araştırdık orayı. Nasıl seçiyorsun? Başka yere git tamam konu. Güzel abim, bu şişli anlattığım kokoreç, şiş kokoreçi, adamlar geliyor böyle bir tane taht, kıyım tahtasına küçük küçük küp küp kıyıyorlar. Tamam. Poşet halinde tekrardan bunu ambalajlayırlar, poşet değerler. Biz yetiştiremeyiz artık hani. Ya işte ondan sat, kaliteli sat diye çok akıl fikir verenler oluyor ama şu an onu götürmeye işimiz. Sektör gerçekten yoğun olduğu için yapamıyoruz. Biz de ne yapıyoruz? Kalıyoruz bunu buraya indiriyoruz. Malı pişirdik. Şu alasulu pişmiş bir halde bu mal şu an. Tamam eniştem. Tamam. Şimdi onu bir de biz burada malı kıyıyoruz. İncecik yapıyoruz. Zırlayız. Anladın mı? Bunları ince ince kıyıyoruz. Tabii ki kesinlikle kıyma evet. Haline getiriyoruz. Yani insanlara boru boru şey çıkmasın, anladın mı? İnsanlar anladım. Bakıyor bazen. Aralarında bak şu mesela boru boru gözüküyor. Bunlar insan görmeyecek bunları da. Yani ip ince hale getiriyorsun. Kesinlikle biz incecik kıyıyoruz. Tabii ki sen direkt yut bunu. Çiğnemesine izin vermiyorsun. Tabii burada. Burayı da insanlar yedi. Yanlış tamam. Anlamasınlar. Artık ne gelirse giderse. Ha bir şikayet de almadım bu zamana kadar. Biz seni tahtadan yedik, plastikten yedik. Vücudun eksiklerini tamamlıyor abi. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, H, bütün şeyini karşılıyor abi. Çukur oluşmuş niye? Kesinlikle. Ya bu sürekli mallı dövüyoruz ya, burada kıyıyoruz. Ne yapacak bu? Nereye gidecek buranın şeyi? Mermiler 80 isim neydi abi? Eser. Eser abim, alemde teksin. Hadi bakalım. Eyvallah, takırırız, tak, tak, tak diyoruz. Bizim de silahımız bu Eser abi. Tamam, abi. Süper. Ha bu ekstra bir iş aslında. Tamam. Normalde insanlar bunu bu şekilde abicim çirip böyle tak 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 atıveriyor, anladın mı? Uğraşmıyor diğer esnaf arkadaş. Onlara da buradan sevgiler saygılar. Herkes usta. Bizim de işimiz bu. Biz bunu yapıyoruz. Hemen ekmek yemeye geçelim abi. Hepsi aynı boy. Şu ekmeklerin arkalarını kesiyoruz biz abi genelde. Tamam. Kendimizi özgü yapıyoruz. Yani müşteri hiç şey, bir şey diyen sırtını yarmışsın ha, orada. Ekmeği ısıtıyorsun. Ha, yok ekmeğini sadece atıyorsun. Hani böyle kendi başına oluyor ya babacım. Geliyorum gidiyorum ben Ağustos'a. Bak bu malı ben kıydım. Hazır biriktirdim baba buraya. Tamam mı mesela? Tamam. Beklemeden senin malını attım babacım. Ateşe verdin onları. Ateşe verdin baba. Cozur cozur sesler çıktı. Ekmeğimiz de kızardı. Hiç yağlamadım. Ekmeğin altı kızardı tamam. Baba. Tamam. Şöyle sallayız. Güzelcik Eser abi. İyice onları pişiriyorsun. Sağa abi, çevirdin. Çek, sola çevirdin. Dibi tutmasın baba. Onları huzursuz ediyorsun. Kesinlikle. Dibi tutmayacak. Her tarafta eşit pişmesi lazım. Aynı zamanda da malı buradan tanıyorsun yani, anladın mı? İçinde evet, bir şey çıkarıp çıkmaz. Öyle güzelcik ayarlayacaksın. Abi şimdi piyasada şöyle bir söz dönüyor. Ya sen gider ben dönüyordum diyor. Abi dönen de aynı bok, giden de aynı bok. Yani gittiğin yer güzel bir yer olsa dönmezsin de gelmezsin de. Şimdi ne yapıp buzlamasını yapalım bari enişte. Şimdi baharatlama çalışması. Tuz. Önce tuz. Tuz ucunu salladık. Abi malı fazla bekletmiyorum. Bak köpür köpür kabarcık olur, anladın? Süper. Gerek yok diyoruz biz sadece. Acı seviyor mu abi? O kadar olmadan 5 yıldız bir acı yok. Bu eklediğin kekik. Kekik abi. Kimyon. Kimyon. Bir de acı isteyesen abi. Acı ekle şöyle bol dökümde. Olay bu kadar kolay tamam, abi. Tamam ekmeğin arasına dizeceksin sen onları. Boldan da ekliyorsun. Herkese bu şekilde. Fazlasını kenara aldın. Tabii ki bunu mecbur alacağız. Şimdi fazla da yesen çiğ köfte gibi abi. Akşama kadar sığışamazsın. Olmaz. Anam karnım ağrıdı, benim bacağım ağrıdı. Abdullah'ın kokoreci beni ishal etti dersin, ağlar durursun geceye kadar.
Tüpü mafıksam, gelen gedenimize gelen hizmete devam. Babacım fazla da ısıtırsam ekmeğin yanına. Tamam, bence bu süper. Ayar çok güzel. Şimdi bir kese kağıdı vereceğim hadi. Güzel oynadılar, çirkini söylediler. Şuna bir kese kağıdı verin bence. Sizin köyde eşek gezdirene yardım etmezler mi sen onu bilmez mi? Onun farklı bir tabiri var da aşağıda yorumlarda verildik onu da bari. Babacım şöyle afiyetle yiyebilirsin. Biz burada müşteriyi de çalıştırıyoruz Eser abi, evet, aynı zamanda. Evet fark ettim onu. Ben afiyetle tüketmeye geçiyorum. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle soğan salatası var. Şöyle bir turşuları var. Biber turşusu, salatalık turşusu. Şöyle tutarsın. Şöyle söyleyeyim. Birçok yerde, İzmir'de de mesela kuzu kokoreç yedim. Tabii ki kuzu kokoreç daha çok seviliyor. Ama bu da fiyat performans benim hoşuma gitti diyorum. Yeneceğim, bir şey diyeceğim. Selamun aleyküm. Oradan tanıyorum seni ızgaranın başında da. Bakıyorum öyle kibar kibar ye abi. Kaka kaka vereceksin. Yok ekmeğin arasına böyle soğanı döşeyen de, tomaz döşeyen bir yiyen. Cayık çünkü. Onu bir yesene sen kibar kibar. Tam şeyin uşağı. Lezzetine bayıldım da. Abi kedi gibi yeme sana dayan karnını doyur güzelce. Yetmesin 3-5 yarım daha atın buraya. Hadi abi buraya. Bir yarım daha. Bu adam nerede yayladan geldi. Hadi bakalım yiyin işte. Eyvallah. Ben bunu aşimle gaddar bir şekilde yemem gerekiyormuş. Yemeye devam ediyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi Lara'da kanatçı direne geldik. Burada çok söylenen isimlerden bir tanesiydi. Hemen girelim böyle sıcak sıcak kanatları lokum niyetine yiyelim. Kanatçı direnin yanına geldik. Evet. Nasılsın usta? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman bomba gibi işimizin başındayız. Süpersin. Kanatları dizmişsin şöyle. Evet. İyice avcarlamışsın, sosuna bulamışsın. Böyle ağır ağır pişiriyorsun bunları. Evet. Bizim özelliğimiz zaten bizim bunu kısık ateşte pişirmemiz. Sosun var. Sosunda neler var söyleyebilir misin? Acı pul biber, tatlı pul biber, sıvı yağ. Yoğurt da vardır kesin. Yoğurt. Evet. Zaten biz bunu tosladıktan sonra biz bir gün, bir buçuk gün dinlendiriyoruz. Evet. Tavukları yatırıyorsun yatağına. Evet. Dinleniyorlar. Huzurlu bir şekilde de pişiyorlar burada. Aynen öyle. Tamam biz de müşterilerimizin ağzına layık olacak şekilde yediriyoruz, içiriyoruz, gönderiyoruz. Süper. Ne kadar porsiyonu? Porsiyonu 90 lira. Porsiyonu 90 TL. Kaç şiş var porsiyonda? Porsiyonda gördüğün gibi abi 8 şiş var. 8 şiş. Ortalama 4. 8 şiş mi? 8 porsiyon. Adet. Ha, 8 bir porsiyonda adet 8 adet var. Tamam. Biraz bunu pişirdin ardından evet. Sen şimdi ona biz ne bunları abi çizikler atıyorsun. Böyle aralarını açıyoruz şu şekilde. Bunları da böyle en son çizikler attıktan sonra ayırıyorsun ki araları da araları iyice pişsin. Araları da iyice çizikleri attın tekrar közle buluşturdun sen bunları. Aynen öyle ama onunla beraber daha bir işlemimiz daha bir kaldı. Bir işlem daha uygulayacağım evet, diyorsun şimdi bunları. Şimdi istenmeyen tüylerimizden kurtulacağız. İstenmeyen tüylerden nasıl kurtuluyoruz? Şöyle ooo sistem güzelmiş ya. İstenmeyen tüylerden bu şekilde mi kurtuluyoruz? Evet gördüğün gibi bu kanadı pişirmek için değil. Müşteriler yanlış anlamasın. Sadece gıcır gıcır çıksın diye. Evet kanatlar pişti. Yanlış mıyım? Doğrusun abi. Yanlış olma şansın var mı? Tabağa çekiyorum canım tamam. Abi. Kanatlar çekiliyor arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Çok güzel gözüküyor gerçekten. Kanat mı çektik yoksa silah mı çektik belli değil. Çok iyi. İkincisi de çekildi. Ben bir tanesini alıp geçiyorum. Sofraya geçtik. Şuna bakar mısınız? Şöyle kendime bir tanesini belirledim. Çok güzel pişmiş. Arkalı önlü. Yanında neler veriyorlar? Ev yapımı dediler. Görüyorsunuz karnabahar turşusu. Bu çok lezzetli dediler. Ezmesi var. Şöyle bir de yine bir turşu daha. Kara lahana turşusu, mor lahana turşusu ya da. Ne yaparsın bunu? Şöyle tutarsın. Oo, daha sıcacık. Oho. Avcarı çok güzel olmuş. Pişirme oranı efsane olmuş. Şöyle. Şu turşularından da alacağım. Aa, bu da lezzetliymiş. Şöyle bir tane daha almak istiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar kanat seviyorsan, tavuk seviyorsan bunu bence dene. Evet arkadaşlar Antalya'da bir günde resmen dünyaları yedik ve bu konuda bana yardımcı olan Murat'a çok teşekkür ediyorum. Ne demek kardeşim? Her şey çok güzeldi bugün. Evet çok güzeldi ama Antalya'yı bir günde bitirme şansımız yok. Yok doğru söylüyorsun. Onun için buradan öncelikle takipçilerimize şunu söylemek istiyorum. Antalya'da sözünü aldım. Daha sonra gelecek. İkinci ve üçüncü geleceğiz. Videolar da gelecek. Gelecek. Muhtemelen şu anda yorumlara yazıyorlar. Abi şurada da gitmeliydin, burada da gitmeliydin. Aynen. Bunların hepsi gelecek. Hatta şöyle yapalım mı? Yorumlara onların tavsiyesi de varsa yazsınlar. Bir dahaki Antalya turumuzu oradan da bakıp seçelim. Kesinlikle. Çok mantıklı. Evet. Arkadaşlar video benim açımdan çok güzeldi. Dediğim gibi Murat'a da çok teşekkür ediyorum. Antalya çok güzel. Şehir efsane zaten. Lezzetler efsane. O kadar çok lezzet var ki Murat'ın da dediği gibi ne yiyeceğimize şaşırdık. Sağ olsun Murat nokta yerlere de götürdü. Teşekkür ediyorum. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle buz gibi kahvelerimizi. Neydi bu mekanın ismi? Burası Avzi. Burası da çok güzelmiş. Evet burası Kahramanmaraş merkezli bir kafe. Tayfun abi var. Şu an burada yokmuş aslında. Seninle onu tanıştık.
tanıştırmak isterdim. Çok renkli bir karakter. Bir daha buraya Antalya'ya ilk şubesi ve kendi de burada duruyor. Gerçekten şimdi içince bana hak vereceksin. Şu mesela şu pastasına bayılıyorum ben. Öyle İsmi mi? Onu da tadına bakarsın. Evet, biraz sonra bunu birlikte tatlı tatlı yiyelim. Keyfini çıkaralım şöyle bir tane. Oh, yediklerimizin üzerine bu vallahi çok güzel gitti. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum ve görüşmek üzere, hoşça kalın.